Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu kavli. Ve fevvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayri velev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bir senedi muttasıl ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ etâ ahadukum el gâite felâ yestakbilil kıble ve lâ yüvellihâ zahrahu şerriku ve garribu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan nizam aleyhimus salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbağları, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden teyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz üstazlarımızın, meşafenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İza esna aleyke ciranuk, senin komşuların, insan toplumsal yaratık yalnız yaşayamaz. Medeni yaratılışlıdır. Mutlaka bir başka insanla beraber olmak yaratılışı gereğidir. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Komşumuz olacak. Bizim gibi insanlardan komşumuz olacak. Şimdi bir müminin de ana hedefi iyi bir insan olmaktır. İyi bir mümin olmaktır. Güzel bir Müslüman olarak hem Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini kazanmak hem de Allah Zülcelal Hazretlerinin rızasına ermektir. Hedefimiz budur. Tabii bu rızanın erildiği yer cennet oluyor. Cemal-i ilahiye mazhar olma devletine erme yeri cennet oluyor. Müminler olarak hedefimiz dünyada iyi insan olup, iyi güzel Müslüman, mümin olaraktan Allah'a kavuşup, Allah'ın nazarında da ebediyen güzel kul olmak. Şimdi dünyada bunun ipuçları var mı? Dünyada iyi adam mıyız, kötü adam mıyız? Bunun ipuçları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman bunları bize bildirmiş. Şimdi onlardan birisi de bu. Ey mümin diyor. Senin komşuların, yalnız bu komşular salih komşular olacak. Çünkü her gün meyhanede akşamları içen adamlar da birbirini sever. Birbirine toz kondurmaz. Efendim beraber işte çete kuran adamlar da birbirini korurlar. Birbiri uğruna hatta canlarını verirler. Birbiri aleyhine konuşmazlar. Burada kast olan salih kişiler, iyi insanlar, iyi insanlar Allah Zülcelal Hazretlerinin emirlerine muti itaat eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgileri aşmayan, o çizgilerden yürüyen Efendimizin güzel mümin olarak tarif ettiği insanlardan olan komşuların derse ki enneke muhsin, sen güzel adamsın, İyi adamsın, Allah'a itaat eden, iyilik yapan bir insansın derlerse fe ente muhsinun, sen güzel adamsındır. Evet, bir daha arz ediyorum. Burada komşuların güzel komşular olacak, salih komşular olacak. Kafir, fasık, mübtedi' dediği Kur'an'ın emirlerini çiğner.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini hiç kale almaz. Dinde olmayan şeylerle yaşar, ömrü böyle geçer. Böyle komşuların dediği değil. Güzel komşuların senin hakkında bu adam iyidir derse bil ki sen iyisindir. İyisindir. Çünkü güzel adam hatır için konuşmaz. Güzel adam objektif davranır. Kimsenin hatır için konuşmaz. Allah için konuşur, konuşursa işte böyle güzel insanlar, salih müminler, komşular, senin komşuların derse ki sen iyi adamsın, bilesin ki sen iyi insansındır. Ve izâ esne aleyke ciranuke enneke musî'un fente musî'un. Komşuların gene böyle dürüst, hatır için konuşmayan, objektif davranan, kişilikli, mert insanlar derlerse ki sen kötü adamsın. Tabii yüzüne söylemezler. Arkandan konuşurlar. Şuraya buraya söylerler. Yani sorulduğu zaman söylerler. Tabii bu şimdi bazı çizgiler çizmemiz lazım. Bir adamın yüzüne söyleyemediğin arkasından söyleyemezsin. Gıybet olur. Burada komşuların iyi derse iyisin. Kötü derse kötüsün. Nereden oldu ya? Evet. Peygamberimiz kendi söylediğini burada yıkmış mı? Hayır, asla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muallimi Allah olduğu için hiç çelişkili konuşmaz. Sana öyle gelir. Evet. Onun için böyle hadisler vardır. Falan tarihte söylenmiş. O zaman insanların seviyesi o kadarmış. Aradan 10 sene geçmiş, bir daha söylemiş aynı konuda. Sanki ona uymuyor gibi. Oradaki insanlar daha yetişkin, daha başka. Bundan dolayı olabilir. Sen anlayamazsın. Söyleniş sebebi nedir? Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle çelişki gibi olan sözlerini toplayıp bunların çelişkili olmadığını anlatan eserler vardır. Te'lif-i muhtelefil hadis. Böyle karşıt gibi olan hadisleri barıştırma, uyuşturma kitabı. Böyle şeyler vardır. Şimdi bunun örnekleri burada, sadece burada değil, başka da var. Mesela Buhari ve Müslim'de geçiyor ki Ümmet-i Muhammed'in şeysi bu. Hem de böyle özel bir niteliği olduğunu gösteren bir şeydir bu. Çünkü biz biliyoruz ki ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan litekunu şuhada alennas. Ayetle sabit. Ümmet-i Muhammed, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler Allah'ın şahitleriyiz. Kur'an'la sabit. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim hadise sabit. Böyle mescitte oturuyorlar. Bir cenaze geçiyor. Ya Resulullah diyorlar, bu var ya dört dörtlük adamdır. Güzel insandır. Şöyle iyidir, böyle iyidir. Evet. Peygamberimiz vecebet diyor. Vacip oldu. Bir zaman sonra gene Peygamberimizle sahabi-i kiram otururlarken bir cenaze daha geçiyor. Şimdi komşuların iyi derse iyi, kötü derse kötü açmaya çalışıyorum. Hadislerdeki geçen olaylarla. Bu ya Resulallah, bu mu? Bunu sorma. İşte yani iyi konuşmuyorlar. Vecebet diyor. Yine Peygamberimiz. Şimdi şaşırıyorlar. Ya Resulallah, bir zaman falanca adam geçti cenazesi. Şöyle iyi, böyle iyi dedik. Vecebet, vacip oldu dedin. Bir daha işte şimdi adam geçti. Bu adam pek hayırlı pabuç değil. Şöyle böyle dedik. Yine vecebet dedin. Şaşırdık. İyi dedik vecebet, kötü dedik vecebet. Ha, onu mu soruyorsunuz? Evet ya Resulallah. Eğer mümkünse bunu açıkla bize. Birinci, iyi dediğiniz adam, göklere çıkardığınız adamın size karşı tavırlarından dolayı, davranışından dolayı siz hep memnundunuz, iyi dediniz. İyi dediniz, size öyle göründü.
Fakat adamın sizin bilmediğiniz gizli bir takım şeyleri vardı, yanlışlıkları vardı. Fakat siz Allah'ın şahitlerisiniz. Entüm şühedâullah fil ard. Siz yeryüzünde üç defa söylüyor. Entüm şühedâullah fil ard. Entüm şühedâullah fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın şahitlerisiniz. Adama iyi dediniz. İttifakla hepiniz. Allah da onu iyilerden saydı. Ve cennet ona vacip oldu. Adam cennete gidecek sizin bu iyi demenizle. Öteki adam size göründüğü kadarıyla işte şeydi, siz de gerçeği söylediniz. Ona da cehennem vacip oldu. Şimdi nasıl olur? Cenab-ı Hak zaten biliyor. Kiramen katibin, yazıcı melekler bizim her an yanımızdalar ve yazıyorlar. Yektübünü, evet yazıyorlar, kaydediyorlar. Bu defterlerimiz ikra kitabek, mahşerde mahkeme kübra kurulduğu zaman oku kitabını diyecekler, önümüze koyacaklar. O zaman bakacağız ki bizim unuttuğumuz nice yanlış işlerimiz hiç unutulmuyor, orada sabit. Hiç bir kimse aleyhine olan şeyi okumak istemez. Hata samur kürk olsa kimse giymez. O zaman susacağız. Aleyhimize şey mahkemede okunur mu? Ama Allah'ın kanunu Kur'an'da ne diyor? Kanunu var. Orada hiçbir şey gizli kalmayacak. Herkes yaptığını ayan beyan görecek. Mahkeme tam adaletli şekilde gerçekleşecek. Herkes hak ettiğini bulacak. Sen konuşmayınca el konuşacak. Ben bir zaman şu hırsızlığı yaptım. Ayak diyecek bir zaman şu pis kötü yere gittim. Dil diyecek, konuşacak ben şunu söyledim filan. Adam diyecek ki hayatım boyunca bu yaptıklarımı sizi iyi olsun, sizin için rahat ettireyim diye yaptım. Şimdi aleyhime şahitlik ediyorsunuz. Neye konuşuyorsunuz aleyhime? Ben sizin için yaptım bunları. Evet, onlar diyecekler Kur'an'da ayet bu. Entakadallah entaka kulle şey. Bugün Allah herkesi konuşturuyor. Konuşturmamak mümkün mü? Biz de konuşmak zorundayız. Çaresiz konuşacağız. Ve sen de bunları yaptın zaten, yazısı da var. Biz de bunu yaptık. Evet, bunları olunca tabii adam biz onu da görünce kabullenecek. Şimdi peygamberler de hesaba çekilecek. فَلَنَسْأَلَنَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Peygamberleri de, peygamber gönderilen milletleri, halkları, insanları da mutlaka, yeminle söylüyor Allah ki hesaba çekeceğim. Mutlaka. İsa Aleyhisselam'a çağıracak. Sen mi dedin ben Allah'ın oğluyum diye? Ya Rabbi, Kur'an'da var. Ya Rabbi, sen kalplerde geçen de bilirsin. Benim aşikara söyleyeni de bilirsin. Ben böyle şey söyler miyim? Senin peygamberinim ben. Görevli geldim ben. Ben böyle şey söyler miyim? Burası mahkeme İsa. Delil getir, şahit. Evet. Bizi çağıracak İsa Aleyhisselam. Ümmet Muhammed'i çağıracak. Musa Aleyhisselam öyle. Sen git. Bu fakir fukaranın evini başını yık dedin mi? Graydarlarla evini gecekondu yık başına dedin mi? Kemiğini taşlarla kır dedin mi sen bunlara? Haşa ya Rabbi, ben böyle yapar mıyım? Sen beni görevli gönderdin. Delil getir Musa. Delil biziz. Ümmet-i Muhammed. Şahit. Şüheda. Beyine. Delil. Şahit. Evet. Biz gideceğiz. Çağıracak bizi. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, diğer peygamberler. Cenab-ı Hak bize soracak. Musa sizden kaç bin yıl evvel yaşadı. İsa Aleyhisselam sizden kaç yüz sene evvel yaşadı. Öldü, gitti. Nereden gördün sen? Ya Rabbi, ben onun devrini yaşamadım ama gönderdiğin Kur'an-ı Kerim senin kitabında bunları söyledin, anlattın. Ben o Kur'an'a inanıp Müslüman oldum. Lütfettin, mümin kitabına yazdın beni. O Kur'an'da böyle böyle söylüyor. Ona dayanarak şahitlik ediyorum. Ve bu İsa Aleyhisselam, Ümmet-i Muhammed'in bu şahadeti, şahitliği, tanıklığı sebebiyle kurtulacak. Musa Aleyhisselam kurtulacak. Böyle biz şahitleriz. Evet, burada da işte
o olayı tamamlayayım. Öteki adam niye hakkında konuştular? Hani müminin aleyhinde konuşulmaz ya, hele ölenin aleyhinde arkasından hiç konuşulmaz. Öyle diyor. Ölülerinizi üskürû mevtâküm bil hayır. Ölülerinizi, dikkat et, mümin ölüleri, Müslüman ölüleri öldükten sonra hayırla yad edin. Kötülüklerini söylemeyin. Çünkü hakim delile göre karar verir. Hakim biliyor ki gelen adam bir şeyler karıştırmış. Karıştırmış ama kanunla diyor ki delille karar vereceksin hakime. Aynen Kur'an'da da böyle. Mahkeme Kübra'da da delille karar verilecek. Allah her şeyi biliyor. Biliyor ama usulü bu, kanunu bu. Delille karar verilecek. Yeryüzündeki hakimler delille karar vereceği gibi orada da delil. Delil de biziz. İşte burada da aleyhine niye konuştular? Zaten herif pisliklerini gizlemiyordu ki. Kabahatlarını, hatalarını, günahlarını gizlemeyen adamın gıybeti olmaz. Kendi gizlemiyor ki adam. Kaldırma masayı kurmuş, takır takır şarap içiyor. Rakı içiyor. Bu içti. Zaten saklamamış herkese. Bunu içti diyebilirsin. Ama evinde adam içiyor. Perdeler kapatmış. Sen de perdenin kıyısından görmüşsün. Görüyor musun seninkini? İçiyor. Diyemezsin. Kapatıyor adam. O Allah'ın hesabını kendi verecek. Ama saklamıyor ayıbını. Kaldırıma kurmuş sofrayı veya bir kadınla kızla zina ediyor herkesin parkın içinde. Saklamıyor kendini. Onun hakkında bu da diyorlar, o kötüdür dedikleri adamdı böyle. Kabahatını, günahını gizlemeyen adamdı. Böyle kabahatını, kötülüğünü gizlemeyen adam gıybeti olmaz. Müminler de onun için orada rahat konuştular. Hani şimdi komşuların kötü derse kötüsün, iyi derse iyisini çizgilerini böylece çizmiş oluyorum. Adam saklamıyor. Herkes biliyor. Sen de bu var ya. Başlıyorsun. Saklamıyor zaten adam. Aleni yapıyor. Konuşmuş. Konuşuyor her yerde soranlara. Bir böyle var. Bir de mesela nerede konuşma hakkımız var? Adam kıza, senin komşunun kızına talip. Veya oğlan şey istemiş, kız istemiş. Kızın annesi babası geliyor sana, senin komşu oğlan. Efendim senin komşu kız. İki taraf içinde soruyor sana. Çünkü yuva kuracaklar. Bir ömür boyu devam edecek. Gelip geçici bir şey değil. Tahkikat yapıyor adam. Geliyor diyor ki Allah için diyor. Nasıl kızdır? Nasıl ailedir? Nasıl oğlandır? Nasıl ailedir? Hiç kararsız, uvasız, objektif olanı söyleyeceksin. Emanetçisin çünkü o anda. Emanetçisin. Orada senin dedikodu yapmak filan kastın mastın yok. Olan neyse, çünkü adam sana soruyor, emanetçisin. Doğruyu söylemek zorundasın. Doğrunu söylemek zorundasın. İşte böyle söylenebilir. Burada söylenmeden maksat böyle olabilir. Veya komşuluk yaptığınız adam hiç gizlemiyordur kötülüğünü. Söylüyorsun sağda solda, zaten gizlemiyor. Böyle olabilir. Şimdi burada önemli bir mesaj var bize. Biz toplum içinde yaşıyoruz. Dükkan komşumuz olabilir. Dikkat edin, ev komşusu demiyor. Talebe komşusu olabilir. Askerlik beraber yaptığın komşu, yan yana yattığın adam olabilir. Gezdin tozdun, komşuluk yaptığın adam olabilir. Komşu, yanında olanlar. İyi adam olursan Allah için iyi adamdı derlerse iyi adamsın diyor. Bir kriter veriyor, kıstas veriyor, ölçü veriyor. Öyleyse iyidir dedirtecek, güzel adam olalım da herkes hatır için değil, objektif olarak iyi adamdır Allah için. Biz bir kötülüğünü görmedik, dürüst adamdır, yalan söylemez, öyle çürük işleri hiç sevmez. Dedirtecek, güzel adam olalım. Peygamberin derdi de o zaten. Böyle güzel Müslüman olun diye bunu söylemiş. Biz de bunu şey diyeceğiz, bir de evet, hakim delile göre, şahide göre karar verir. Şahitlik yapan dürüst konuş.
sübjektif konuşma, yanlı konuşma, dürüst konuş, sordukları zaman gizleme. Kur'an'da şahit ayet var. Bir olay cereyan etmiş, cinayet var veya hırsızlık var veya işte kundaklamış filan, sen de gömüşün. Çağırıyorlar, gitmiyorsun, mecbursun gitmeye. Günah o. Adaletin gerçekleşmesine yardım edeceksin. Yardım edeceksin, gideceksin, doğruyu söyleyeceksin, garazını konuşmayacaksın, dürüst tanıklık yapacaksın. Bunu da bu vesileyle sizlere hatırlatmış olduk. Evet, böyle hep herkes iyi diyorsa kulağına geliyor. Mesela bir yere gittin, nerelisin? Mesela Sivaslıyım. İzmir'desiniz mesela. Adam gördü sizi, nerelisin? Sivaslıyım. Burada ne işin? İş dolayısıyla geldim. Ya benim Sivas'ta, şimdi sizi bilmiyor adam. Bir konuşuyor, senin komşun, arkadaşın onunla askerlik yapmış, iş yapmış. Ya Sivas'ta şöyle bir adamdan bahsetti, benim bir arkadaşım vardı. Çok dürüst adammış, çok iyi adammış. Sana söylüyor, sen de o adamsın. Peygamber buyuruyor ki, ha devam et. Güzel adamsın, bak senin kim olduğunu bilmeden seni iyi diye tanıtmış o adama. Ya falanca diyor, senin böyle adam, iyi bir adam vardı diye konuşuyorsa Allah'a şükret. Yolun iyi olduğunu gör, yolunu bozma. Ama bu tersine de olabilir. Neresin Sivaslı? Ne yapıyorsun burada? İş için geldim İzmir'de mesela. Ya benim Sivaslı bir arkadaşım vardı. Onun bir komşusu varmış. Yahu 10 parmağı karalıdır. Şöyle kişiliksiz, şahsiyetsiz adamdır. Şöyle adamdır diye felaket bir adamdan bahsetti ya Sivas'ta. Adam da sensin. Bilmiyor senin kim olduğunu söylüyor. Ha, demek komşun bak ta oraya kadar lafı gitmiş. Arkadaş arkadaşına söylüyor. Hemen tövbekar ol. Yolun yanlış olduğunu anla. Düzelt kendini. Bu hadis onun için söylüyor. Evet, komşularımız bizim açımızdan çok önemli. Böyle samimi, kendisini sevdirdiğimiz komşularımız ölünce, işte burada arz ettiğim gibi, ölünce mesela cenazene geldiler. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, 40 kişi cenazenin komşuluk hakkı ya, arkadaşın, komşun geldiler, böyle kalabalık. Ölüleriniz hakkında iyi konuşun diyor ya Peygamberimiz. O hadise uygulamak için ne yapıyoruz? Hoca soruyor, nasıl bilirsiniz arkadaşlar? İyi biliriz filan. Bazı var ya, nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Semadan toz döküyorlar. Öyle samimi, iyi biliriz diyorlar ki, demek ki adam çok seviliyor. Bu kadar kişiye iyi biliriz dedirttiğine göre iyi bir adammış. Öyleyse gideceği yer neresi? Belli. Cennete gidecek bu adam. Bunlar bize ipuçları. Buna göre davranışlarımıza yön vereceğiz. Kendimize geleceğiz. Yalnızsa hizaya geleceğiz, düzeleceğiz, tevbekar olacağız. Akıllı hareket edeceğiz. Güzelse söylenenler Allah'a şükredeceğiz. Yine sapıtmaması için, dost doğru yoldan ayırmaması için şükredeceğiz, dua edeceğiz. Bizi bize bırakma ya Rabbi, yardım et. Ömrümün sonuna kadar hayırlı işlerde ömrümü harcamayı bana nasip et diye dua edeceğiz. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisini Abdullah Mesud sormuş. Nasıl iyi adam olduğumu anlarım ya Resulallah deyince bu hadisi böylemiş. Komşulan iyi diyor mu Abdullah? Bir sorayım ya Resulallah. Komşulan iyi diyorsa sana iyi adamsındır. Komşunla, komşuların hakkında iyi konuşmuyorsa tövbekar ol oğlum. Tövbe et oğlum. Kendine çeki düzen ver. O zaman söylemiş. Abdullah Mesud'un söylediği bu naklettiği hadis-i şerifi İbn-i Asakir ve diğer hadis kitapları Hakim Müstedrek'in de keza
Buhari Müslim şartlarını taşıyan hadisler toplamış bu. Eserlerinde nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bizi de komşuları yürekten iyidir diye her yerde övecek güzel insan olmayı olanlardan eylesin inşallah.